Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. Bürosunda da mı yok? Sabahtan beri arıyorum, yok. Sekreter bile açmıyor. Burnuma pis kokular geliyor. Sen aracı firmaya ne kadar yatırmıştın işin başlaması için? 500 bin. Dolar mı? Evet abi, öyle demedik mi? Durun canım, hemen paniklemeyin. Adam belki yurt dışına seyahate falan gitmiştir. Telefonu da ondan kapalıdır. Simge, adamın bize söylediği ödeme gününün üstünden neredeyse bir hafta geçti. Elimizde ne var ne yoksa ortaya koyduk. Bankalardan aldığımız kredi de cabası. Sözleşmeyi git al diye Volkan'a 100 kere söyledim ama beni dinleyen kim? Aman, hemen felaket senaryoları üretme Hakan, rica ederim yani. Simge, batarız diyorum sana, batarız. Ya. Ya. Volkan, evimiz elimizden gitmeyecek değil mi? Yok canım, rahat ol aşkım, rahat ol sen. Gidip Yavuz Bey'i bulup konuşacağım. Hepinizin içi rahat etsin. Ama boşuna telaş ettiğini göreceksin Hakan. Umarım. Şimdi mahvolduk abiciğim, şimdi mahvolduk. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Adamın iş yerine gittim. Bomboştu. Ofisi taşımışlar apartmana. Adam sırra kadem basmış. Nişanındaki komşusu yurt dışına kaçtı dedi ama. Alın bakalım, gördünüz mü işte? Ama bu imkansız. Hele sen hiç konuşma. Başımıza ne geldiyse senin hırsların yüzünden geldi. Sakin ol Hakan. Gördün mü şimdi büyük işi? Hakan yeter, sakin ol. Delirdin mi sen, nasıl sakin olurum? O kadar söyledim, dinlemediniz beni. Yakında bankalar yakamıza yapışır. Her şeyimizi elimizden alacaklar. Bittik işte biz, mahvolduk. Hep Volkan'ın yüzünden. Ben aslında çok istememiştim bu işe girmeyi. Uf, ne yapacağım şimdi? Kredi kartlarım ağzına kadar dolu. Ay, kuaföre gitmeden, alışveriş yapmadan yaşayamam ben. Çocukların okul taksitleri ne olacak? Ay, yardımcı kadın da gidecek şimdi. Hayatta iş yapamam ben. Ay, ellerim bozulur ya. Uf ya, galeriden arabamı bile ayırtmıştım. Ay, fena oluyorum gerçekten. Çocuklarımın geleceği. Ay, Özgen'inle evlilik okulu suya düştü. Ay, babasına mı göndersem acaba? Ya bırak arabayı, o çok istediğim ayakkabıyı bile alamayacağım. Ay, buna tahammül edemiyorum ama ben. Simge. Efendim. Simge, biliyor musun, sen benim hayatımda gördüğüm en bencil yaratıksın. Hakan, sen ne dediğinin farkında mısın? Hiç bu kadar farkında olmamıştım. Hep gel gitler yaşıyordum seninle ilgili ama kendi kendime sabretliyordum. Kızın hakkını yeme. Ama şu anda iyice anladım ki Simge, ben seni hiç sevmiyorum. Ben seni hiç sevmemişim.